Merhabalar, biz Danışan Türk izleyicileri, bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz. İşi Bilen kısmında da değerli konuğumuz bugün bizlerle. Kendisi profesyonel efendim yaşam koçumuz Selin Çınarlı konuğumuz, derseniz kendisine hoş geldiniz diyelim ve güzel sohbetimize de başlamış olalım. Hoş geldiniz. Merhabalar, nasılsınız Selin hoş Hanım? Bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi, biziz. Çok güzel bir enerjiniz var. Teşekkür ederim. Söylemek sizin istiyorum. De öyle. Hani giyilen renktir, kıyafettir. Belki yansır karşıya ama o içinizden gelen çok güzel bir hakikaten bakışınız var. Frekanslarımız uyuyor ki demek ki birbirimizden o enerjiyi aldık. Aynen öyle. Harikasınız. Sizleri tanıyabilir miyiz? Selin Çınarlı ismim. Yaşam koçluğu yapıyorum. Profesyonel yaşam koçluğu. Aynı zamanda onun içinde alt dalları olan ilişki koçluğu, yönetici koçluğu, öğrenci koçluğu, nefes koçluğu ve biyoenerji dallarım da var. Hı hı. Gelen kişinin ihtiyacı neyse ona yönelik olarak bir hedef çalışması belirleyip o yönde ilerliyoruz birlikte. Bu aslında hani başlangıç hikayesi olarak bakacak olursak, sizin şöyle bir başlama noktası var mıydı? Bu alanı, bu enerjilere, bu yaşam koçuna aslında yönelme kısmında. Evet. Şöyle söyleyeyim, yaşam koçluğuna ve bu tarz içsel yolculuk anlamında başlangıçlar aslında hep insanların dönüm noktalarında olan şeyler. Yani bir olumsuzluk oluyor ve sonrasında olumluya dönüş aşamasında genelde kendimizi bulmaya çalışıyoruz. Benim de normal şartlarda devam eden bir hayatım vardı. İşime gidip gelen bir insandım. Daha sonrasında ciddi bir sağlık problemi yaşadım. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ve onun sonrasında daha böyle bir içsel yolculuğa, bir enerji akımlarımı değiştirmek istedim. Daha sağlıklı, daha pozitif bir hayata devam edebilmek adına. Yaşam koçu nedir öyleyse? Yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçluğu ve yaşam koçu sizin şu anki bulunduğunuz konumdan gitmek istediğiniz konuma, hedeflerinize götüren ve o kısımda da size yol arkadaşlığı yapan kişidir. Hı hı. Aslında üçüncü göz diyebilir miyiz? Evet, diyebiliriz. Kaç tip peki koçluk vardır? Şimdi koçluğun alt birimleri yönetici koçluğu, ilişki koçluğu, öğrenci koçluğu, hı hı, nefes koçluğu tarzında birimleri ayırabiliriz. Hatta günümüzde güzellik koçluğu adında da tekrar böyle koçluğun alt birimlerine değinilen branşlar var. Hı hı. Her konuda bir koçluk adı altında. Tabii. Aslında bir yönlendirme. Tabii. Yönlendirme demeyelim de. Değil, evet. Yanlış kelimeyi evet kullanırken fark ettim. O üçüncü gözü olma aslında kısmında, evet, bize destek aslında veriyor. Aslında kişinin içindeki potansiyeli çıkarma. Aynen öyle. Yani siz aslında bunu zaten biliyorsunuz. Bu, hı-hı, var olan bir şey. Birazcık sesli düşündürüyoruz. Hı-hı. Çünkü genelde biz çok fazla sesli düşünmeyiz. Günlük yazmayız mesela. O tarz şeyler yaptığımız zaman dışarıdan kendimize bir bakış sağlayabiliyoruz. Ama genelde her şeyi ve bütün duyguları içimizde yaşadığımız, hı-hı, için karşı taraf bize bir üçüncü göz oluyor ve aslında biz içimizdeki potansiyeli keşfetmiş oluyoruz ve genelde de şu, doğru, şekilde oluyor. Evet, ben aslında bunu hiç böyle düşünmemiştim. Kişi bunu anlatırken kendi söylüyor. Bizim sadece sorduğumuz güçlü sorular ve güçlü ricalarla birlikte. Ya da bizler yüzleşmek istemiyoruz Selin Hanım, değil mi? Evet, o da olabilir. Kaçma ama kısmı. Aslında yüzleşmek gerekiyor. Hı-hı. Çünkü olumsuzu olumluya çevirmek aslında o kadar da sandığımız kadar zor değil ve hayatımıza gerçekten çok güzel bir enerji ve renk katıyor. Kendimizi zorlaştırmayalım, değil mi? Evet. Yaşam koçunun psikolog ve psikiyatrdan farkı nedir? Şöyle, yaşam koçu dendiği zaman evet, psikolog ve psikiyatrdan farkı nedir diye çok fazla soru soruluyor ve bu gerçekten çok fazla kafa karıştıran bir konu. Öncelikle biz yaşam koçları kesinlikle ilaç yazamıyoruz. Hı hı. Reçete edemiyoruz. Ve tamamen sağlıklı insanlarla çalışmak durumundayız. Yani herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığı varsa, bir reçeteli ilaç kullanımı varsa psikiyatrik anlamda ya da işte obsesif bozukluğu varsa, o tarz kişilerde psikiyatri ve psikologlara yönlendirme yapabiliyoruz. Ve onlar biraz daha geçmişle ilgilenirken biz daha gelecek ve hedefe yönelik birlikte o adımları atıyoruz. Yaşam koçluğu herkese yapılabilir mi? İşte az önce bahsettiğim konu, yaşam koçluğu herkese maalesef yapılamıyor. Yani şöyle, ben bu hedefi yapmak istiyorum, ben buraya ilerlemek istiyorum, benim amaçlarım bu denilen, evet, herkese yapılabilir. Tek problem, problem olarak da adlandırmak istemiyorum aslında ama tek yapılamayan kişiler dediğim gibi psikiyatrik problemleri olan kişiler. Onun dışında
koçluk, ilişki koçluğu tarzında, öğrenci koçluğu tarzında, kariyer belirleme, evlilik planları yapma tarzında herkese koçluk yapılabilir. Hani terzi kendi söküğünü dikemez misali. Kendimize yapabiliyor muyuz yaşam koçluğunu? Kendimize yapabiliyoruz. İlk başta zaten asıl kendimize yapmamız gerekiyor yaşam koçluğunu ki çevremize ve karşımızda gelen kişilere, danışanlarımıza da yardımcı olabilelim. Çünkü yaşam koçluğu tamamen, yaşam koçu olan kişi tamamen yargısız olmak zorunda. Bana bir problemle geldiğiniz zaman ben bu evet benim de yaram bak ya dersem olmaz. Onu tamamen sizin açınızdan değerlendirip sizmişsiniz gibi davranıp aslında size aynı olmam gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla öncelikle kendime yaşam koçluğu yapmam gerekiyor. Kendi içsel yolculuğumuzu tamamlamamız gerekiyor ki size de yardımcı olabileyim. Olumsuzluklara karşı nasıl bir bakış açısı içerisinde olmamız gerekiyor? Olumsuzluklara karşı çok stresli bir dönemde yaşıyoruz. Trafik olsun, yaşadığımız büyük şehirler olsun, iş ortamları olsun. Çok fazla stres yaşıyoruz, olumsuzluk yaşayabiliyoruz, öfkelenebiliyoruz. Bunları aslında aşmak için şöyle yapabiliriz. Mesela öncelikle bir olumsuzlukla, bir stresle, problemle karşılaştığımız zaman öncelikle bir derin nefes almanızı öneriyorum. Derin bir nefes alın. Gerçekten bu sizi öfkelendiriyor mu? Bunun kime ne faydası var diye sorun. Ya da yaptığınız, verdiğiniz tepkinin kime ne faydası var diye sorduğunuz zaman aslında olumsuzlukların bizi hiçbir yere taşımadığını, o olumsuzlukları olumluya çevirdiğimiz zaman bizi bir yere taşıdığını fark edebiliriz. Başa çıkmamız gerekiyor. Başa çıkmamız gerek. Evet, hiç kolay değil. Hı hı. Ama başa çıkmalıyız. Bana çok fazla gelen soru mesela, siz hiç öfkelenmiyor musunuz? Hiç üzülmüyor musunuz? Ağlamıyor musunuz? Tabii ki de öfkeleniyoruz. Ancak zaten bunlar insani duygular. Bunları zaten yaşamamız gerekiyor ki hani herkese yaşayın diyoruz. Sadece öfkelendiğimizde, üzüldüğümüzde ve strese girdiğimizde bununla başa çıkma yollarını biz gösteriyoruz. Yani öfkeyle kalkan zararla oturur şeklinde bunu çok güzel açıklayan sözler var. Hı hı. O öfkeyi birazcık dindirmek işte hem kendimize hem çevremizdekilere zarar vermememizi sağlar. Öfke kontrolünü aslında aynen, tutabilmek elimizde mi öyleyse dengeleyebilmek? Evet elimizde. Ama bunu yıllardır öfkelendiğimiz için hemen bir anda yapamıyoruz tabii ki ama birazcık hafif hafif kendimizi törpüleyerek aslında o güzel aşamaya gelebiliriz. Hani işte ben böyleyim zaten. Çok öfkeli bir insanımdır. Çok yanlış. Aniden parlarım hani ama sonrasında hemen bir dingilsizlik. Şöyle düşünün ki dünyaya geldiğimiz zaman öfkeli bir insan mıydık? Hayır. Yani bu tamamen bizim elimizde. Dünyaya geldiğimiz zaman tamamen sağlıklıydık. Tüm olumlu ve pozitif enerjilerle geldik. Bunu aslında negatife çeviren, olumsuzluğa çeviren tamamen gene biziz. Aslında her şey gene kendi elimizde. Vücut, insan o kadar harika bir makine ki istediğimiz yönde kendimizi yönlendirebiliriz. Düşünceler de gene aynı şekilde. Olumlamaların çok büyük etkisi var. Benim en sevdiğim olumlama hayat ve evren bana bolluk, bereketle ve tüm ihtişamıyla geliyor dediğim zaman ben zaten sağlığı da, aşkı da, parayı da, sevgiyi de hepsini katmış oluyorum. Ve hepsini sevgiyle kabul ediyorum. Harika. Bunu hep söylemek gerekiyor değil evet, mi? Evet, evet. Zaten şundan da bahsedeyim. Bilinçaltı o kadar değişik bir şey ki yani bir çocuk gibi düşünebilirsiniz. Biz mesela bilinçaltımıza genelde şundan örnek vereyim. Bir çocuğa bunu yapma dediğimiz zaman yapar. Ya da işte hasta olma dediğimiz zaman vücut olur. Çünkü bilinçaltı ve beyin ekleri görmüyor. Yani hasta ol, düşme diyoruz da mesela düş. Ve onun için bir çaba sarf ediyor ve sizi o yöne götürmeye çalışıyor. Aslında hasta olma değil de kendine dikkat et diyebiliriz mesela. Hani iyi ol, iyileş tarzında bir şey söyleyebiliriz. Daha böyle olumsuzlardan ziyade olumlu şeklinde konuşabiliriz. Çünkü bilinçaltında bir 21 gün kuralı var. Evet. 21 gün boyunca siz neyi söylerseniz bilinçaltı o gerçekmiş gibi davranıp sizi o yöne sürüklemeye başlıyor. Yani bilinçaltı gerçek ve hayal dünyasını ayırt edemiyor. Siz kafanızda o metaforu oluşturduğunuz takdirde bilinçaltı onları yaşamanız için elinden gelen her şeyi yapıyor zaten. Kelimelerin gücü. Evet.
Öğrenci koçu, yaşam koçu, ilişki koçu. Bununla birlikte en çok hangi konularda kapınızı çalıyorlar Selin Hanım? Genelde aslında direkt yaşam koçluğu olarak geliniyor. Hı hı. Ancak konuşmanın ve sohbetin gidişatına göre ona birlikte karar veriyoruz. Bazen aslında çoğu stresi, olumsuzlukları mesela nefes koçluğuyla da çözebiliyoruz. Hı hı. Ama bazı kişilerde daha ilişkilerle problemi olduğu için daha ilişki koçluğuna dönebiliyor. İlişki koçluğu dediğimiz zaman mesela direkt insanların hakkında benim sevgilimle ilişkim, benim kocamla ilişkim vesaire geliyor. Ama aslında bu çok sığ bir bakış açısı. Hı hı. İlişki dediğimiz zaman benim sizinle ilişkim. Hı hı. Yani iki tarafın, hani bütün insanların birbiriyle ilişkisi, hı hı, olarak nitelendirilebilir. İlişki koçluğu daha fazla geliyor, daha sık geliyor ve çok güzel de sonuçlar alıyoruz. Bir de biyoenerjiyle ilgileniyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz o çalışmalarınızda? Biyoenerjiyle şöyle, gene biyoenerji de nedir, ne değildir? İnsanların kafasında çok fazla soru işareti var. Şöyle, biz doğduğumuz zaman, bu dünyaya geldiğimiz zaman enerjimiz tam ve yüksek olarak geliyoruz aslında. Gene o olumsuzluklarla, stresle, öfkeyle yaşadıklarımızla o enerjiyi sürekli indiriyoruz. İndirdiğimiz zaman o enerji akımı ve 7 tane çakramız var. Çakralarımızdaki enerji geçişleri bozulduğu zaman da o bölgelerde hastalıklar çıkmaya başlıyor. Yani bir biyoenerji uzmanı olarak gittiğiniz zaman biyoenerji uzmanına, aslında insanlar şunu düşünüyor: benim neremde ne hastalık var, hadi bunu bul bakalım. Bu birazcık daha falcılığa giriyor ve, hı hı, hiç profesyonel olmuyor. Siz zaten belli hastalıklarla gidiyorsunuz biyoenerji uzmanına, hı hı, ve tıp bir şeyler yapabiliyor. Tıbbın yapamadığı aşamada zaten biyoenerji devreye giriyor ve sizin kanallarınızı, çakralarınızı açtığı zaman yukarıdan aldığımız enerji tüm vücudumuzu dolaşarak gayet sağlıklı bir vücuda ulaşmış oluyoruz. Senin çınarlığının farkı nedir? Yani şöyle, yaşam koçluğu adı altında, profesyonel yaşam koçluğu adı altında çok fazla kesinlikle donanımlı olunması gerekiyor. Yani ben yaşam koçuyum diyen çok fazla insan görüyorum ama çok fazla herkese itibar edilmemeli aslında. Bir kere karşılıklı insanların enerjileri ve güveni oturmuş olması gerekiyor. Güvenilir kişilere gidilmeli. Enerji uyumu olmalı, karşıdakinin sizi anlayacağına emin olmalısınız. Ben bu şekilde düşünüyorum ve çok güzel sonuçlar da alıyorum böylelikle. Hedefleriniz nelerdir? Hedeflerim şöyle, tamamen, şimdi şöyle söyleyeyim. Siz değiştiğiniz zaman, bir kişi değiştiği zaman çevrenizde 300 kişi değişiyor ilk etapta. Yani ben öyle istiyorum ki bana gelenler ilk etapta, tabii ki ben de çevremden başladım. İlk kendimden, daha sonra çevremden, hı-hı, arkadaşlarımdan, akrabalarımdan başladım. Bana gelen herkes olumlu yönde değiştiği takdirde ben sadece destek oluyorum, sadece yol arkadaşı oluyorum. Hiçbir şekilde bu yönde hadi ilerle diye bir şey söylemeden. Onlar değiştikçe bu olumlu düşünen insanlar, enerjisi artan insanlar çok daha fazla yayılacaktır. Kesinlikle. Ve tabii ki dünya pembe değil ama bütün zorluklarla başa çıkabilen insanlar olmasını istiyorum ve diliyorum. İnşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ben teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık ve nice güzel başarınızın devamını diliyorum Selin Hanım. Teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ olun. Değerli konuğumuz, değerli yaşam koçumuz Selin Çınar'la bugün bizlerle de bir sonraki İşi Bilen programında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.